İçine biliyor musun ha? Ne geçineceğim ya? Hayret bir şey yani. Ne geçineceğim? Para yok mu? Para yok. Nerede para? Emekli miyiz? Emekliyim. Emekli maaşına kadar nasıl yetireceğim 5 lirayı? Bu... Abi şimdi ben emekli maaşımı aldım. Zaten 1,5-2 milyarını şeye veriyorum. Kiraya bura veriyorum. Geri kalan 1 milyar para. 1 milyar paranın 500'ünü, 350'sini şeye de alıyoruz. Ne onun adı? Elektrik su parası veriyoruz. Geri kalan 350 bin lira. Bir ay 350 bin lira sen geçinebilir miyim? Ben hiç geçinemem o zaman. Peki emekliye niye bu 350 lirayı reva görüyorlar abi? Niye bu hayatı reva görüyorlar? Bunu oranlara soracaktın, büyüklere soracaktın, bana değil. Tamam mı? Hadi kendine iyi bak. Teşekkür ettim. Dayıcığım geçinebiliyor musunuz? Zor geçiniyor ama. Neden zor geçiniyorsunuz, emekli misiniz? Malinen emekliyim. 1500 lira veriyorlar, işte 500'ünü kiraya veriyorum. 500 gene ucuzmuş kira. Ya bir tek oda. Bir odada mı kalıyor? Bir odada kalıyor. Eğer tutsan 1500'e kadar var yani. 7-800'e de var tek oda. Ama bir bu adam da epeyden kaldığım için 500'e idare ediyor bizi bakalım. Zor geçiniyor şimdi işin gerçeği. Peki abi. Hayat pahalanıyor. Neden böyle oldu sence? Bence biraz dış güçler bastırıyor. Hükümet de ekonomiyi tam randımanla tutamıyor. Ondan oluyor. Başka ne olacak? Genel anlamda iyi yönetiyorlar mı sence ülkeyi? Bence iyi yönetemiyorlar ya. Değişmesi mi lazım? Değişsin de kurtaracak biri gelebileceğse gelsin yani. Devletine, milletine ilgileneceğse. Var mı öyle biri senin görebildiğin? Vallahi bir süre 10 kadar hatta 20 kadar diyeyim var. Memlekette insan çalışacak adam çok diyorsun. Tabii canım. Var tabii. De bilmiyorum valla. Bu hükümet çok kaldı ya. Bir geçsin gayli yenisini geçsin. Taze kan her zaman iyi olurmuş. Çok teşekkür ettim. Çok. Aleyküm selam. 1915'te İstanbul Erkek Lisesi 0 mezun vermiş abi, biliyor musun? Biliyorum. Abi nereden biliyorum? Ben dün kimse bilmiyor diye öğrenmiştim. Çanakkale. Aynen. Aşk olsun. Biz boş adam mıyız? Burada mikrofon tutmak kolay mı? Abi. Efendim, geçinebiliyor musunuz diye soruyoruz. Fikrinizi alabilir miyiz? Bu ülkede. Geçinebiliyor musunuz diye soruyoruz. Geçinmek Antalya'da biraz zor bu şartlarda. Lakin pandemi döneminde. Pandemiden öncesi de bayağı sıkıntılıydı ama sıkıntı pandemiden sonra daha da büyüdü. İnsanlar işsiz, insanları krediye yönlendirdiler. Sağ solda her yer kapalı. Yani ekmek parasını bulmak bile, eşten dosttan istemek bile çok zor oldu. Ülke yönetenler bu durumun farkında mı sizce? Farkındalar ama işlerine gelmeyen kısımlar da var, işlerine gelen kısımlar da var. Milleti daha çok bankaya, krediye, işte sigortası olana bir miktar krediyle, işte işsizlik maaşıyla ya da bir yani bu şekilde geçindirmeye çalışıyorlar. Amerika her vatandaşına 1400 dolar daha yeni bir şey yaptı, evet. Yardım dağıttı. Türkiye'de her vatandaşa böyle bir imkan sağlandı mı sizce? Geliri iyi olanlara ve durumu olanlara sağlanmadı ama durumu olmayanlara sağlandı. Evet. Bakıyorlar, herkesi duruma göre inceldiriyorlar. Aslında herkese ki her eve bire bütçe ayırsalar, herkese dağıtsalar daha mantıklı olur. Ama bunlar iyi olana, olmayana şeye ayırdılar. Öteki olanlara da vermediler. Yani mesela pandemiye başvuranlar var arkadaşlar. İki çocuklu olan şeyine hanımına çıkıyor. İşte kocası başvurmuş, çıkmamış. Hanım başvuruyor, para alıyor. Ve böyle işine gelene dağıttılar. İşlerine gelmeyenlere de vermediler. Yani fakir, her fakir insan, her muhtaç olan insana verildi diyebilir miyiz peki? Verildi tabii bir şekilde birilerinin ellerine geçti. Fakir olana, normal olana verildi. Ama ki yani asıl ihtiyacı olanlar da var. Bazı asıl ihtiyacı olanlara da verilmedi. Bu insanlar mesela işsiziz diyen insanlar var. Evet. İş yerini kapatan insanlar var. Evet. Ya bu insanlara nasıl bir kolaylık sağlanıyor sizce? Vallahi iş yerini kapatanlar adam elemanlarına para getiremiyor. Belli bir süre bakıyor ama bakıyor devletten kredi desteği var. Kredi olarak veriyorlar. Kredi bir destek midir? Bankada veriyor sonuçta. Bankada veriyor. İşte bankanın kredi limitini yükseltiyorlar. Ama bu da tabii geri ödemeli olduğu için
sana gel ben sana 100 bin lira vereyim de 50'sini ben ödeyeyim, 50'sini sen öde demiyorlar. Hepsini sana kredi farkında, kredileri zaten yükselttiler, kredi şeylerini. Vallahi durumlar buna göre günden güne zora gidiyoruz. Düzelme ihtimalimiz var mı? Düzelme ihtimalimiz, bu pandemi zamanını atlatsak düzelme ihtimalimiz zor. Her şeye bir şey buldular. Bu aşı işi olursa ki bilakis belki bir kurtulma şansımız var. Yoksa bu böyle ellerine geçti, devam eder gibi geliyor bana. Aşı konusunda başarılı mıyız sizce? Aşılık konusunda şu an vurulan var. Ben maskeyi takmam diyen var. Maske çenesinin altında kolunda gezen var. Yere atma diyen ama atan var. Bence şu an bir başarı sağladığımızı zannetmiyorum şu an. İçine biliyor musunuz? Ne? İçine biliyor musunuz? Ne yapacağız onu ya? Sormaya gerek yok. İçiniyorsunuz o zaman. Hayır, dedin ne? Anlamadım. Keçi mi dedin? Geçinebiliyor musunuz? Hayatınızı ekonomik olarak idame ettirebiliyor musunuz? Ya ben zor geçiyorum. Ben kendi halimde bir adamım. Onu bize zor. Durumla kritik geçiyor yani. Maaş var mı? Çalışıyoruz mu? İdare ediyor. Kendi halimizle. Öyle bir şey yok yani. Ağır durum yok. Maske takmıyoruz. Takıyorum canım. Öyle bir tehlikeli bir adam değilim normal. Ben sade vatandaşım. Biz de öyleyiz. Ha, tamam yani. Teşekkür ederim. Sorun yok arkadaş. Peki. Ben yani çevreye bakarsın sen o işler yanlış. Nasıl adam yani? Görmüyor musun bu varlıklı adam bunlar? Hepsi. Şimdi sorayım. İş değişik. Neden? Bu adamlar varlıklı adam. Fakir adam yok mu abi memlekette? Olmaz abi. Yanında şey yaparlar. Bakarlar. Olmaz. Teşekkür ettim. Bakarlar. Ya bir şey olmaz ya. Yok abi bize fazla ses yok. Ses zaten suni veriyoruz biz. Hakiki verirsek iş tehlike olur. Niye adam şey, bize saldırır. Vergi mi geldi o sultanın? Bak bize saldırır iş tehlike olur. Biz sahte adamız biz. Ben sahte adamım. Ben hakiki olsam adamlar beni ters görür. Ters görüyor beni adamlar. Hani oldum ya da bir insan değilim ya da. Yok ha. Öyle birisi yani. Ha. Böyle bir dünya böyle. Senle konuşalım abi. Ne di? Gel abi istersen kameranın açısına. Geçinebiliyor musun abi? Ya geçinmek şimdi sence geçinebiliyoruz mu? Ben sana bu soruyu ben soruyorum. Ben vatandaş adına söyleyeyim. Evet. Birçoğu geçinemiyor. Evet. Ama geçinenler de geçinemeyenler için iş beğenmiyor diyor. Nankör diyor. Nankörlük diye bir şey yok. Kimse kimsenin tek elinde değil. Bugünlerde biliyorsun zaten şimdi meclisi her zaman bir şeyle meşgul ederler. 600 tane milletvekili var mı? Ben millettim, onlar vekil. Yani ben denizin suyuyum, onlar çakılı. Tamam mı? Ben çakılıyım, onlar suyu. Gelince ne kadar sel giderse gitsin çakıl yerinde kalır. Milletvekili sürekli değişiyor ama ben değişmem. Bu milletvekilleri hepsi birer 25 bin liradan cebine para koyuyor. İyi polis, kötü polis rolü oynuyor. Mesela ben bir Kürt vatandaş olarak ben Mardin'de gözümü açtım. Kin, nefret, kan halen devam ediyor. 50 yaşıma geldim, halen kaos devam ediyor. Sürekli bir şeyler bulup birbirimizi düşürmeye çalışıyorlar. Ama biz bu sefer oyuna gelmeyeceğiz. Herkes Allah'a bin şükürler olsun bilinçlendi. Eğer anayasa istiyorlarsa, eğer bize sürekli Allah bir peygamber bir ve biz bu Allah'a peygambere inanıyor diyorsak, Medine Sözleşmesi'ni o zaman gözden geçirsinler. Uydurulmuş bir din var önümde. Ben Molla torunuyum. Dedemin bana öğretmiş olduğu dinle şu an din bir değil ki. Ben buraya Kur'an-ı Kerim almaya gittim. 10 yaşındaydım. Rahmetli babam dedi ki bak sıppa dedi. Sakın ha Kur'an kaç para deme dedi. Değeri pahası biçilmez dedi. Aldıktan sonra hediyesi nedir diyeceksin dedi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i televizyonlarda satıyorlar. Bunun alması çok kolay. Satması da bir o kadar kolay. Yani lider olan engelleri ortadan kaldıracak lazım. Engelleri aşmak değil. Biz böyle lider istiyoruz. Maalesef bir lider yok. Sürekli din üzerinden, ırk üzerinden bir saldırı var. Çözüm yok yani. Mecliste çözülecek o kadar sorun var ki hiçbirini çözmüyorlar. Herkes kendi cebini düşünüyor. Ben buradan o milletvekillerine sesleniyorum. Ben milletim, siz vekilsiniz. Ben hakkımı size helal etmiyorum. Buyurun abi götürün, bizim bir şeyimiz kalmadı.
Artık bizde korku yok. Kim ne derse desin. Geçirme çok zor. 25 lira olan bir yağ bugün 75 lira oldu ya. Bir tavuk eskiden fakirin, biz fakirler önce bizi apartmanlara işte özen gösterdiler. Bundan 30 yıl evvel keşke bir apartmanda yaşayalım deseydik. Zenginler önce apartmanlara gitti. Şimdi bizi apartmanlara soktular, kendileri villalarda oturuyor. Yani sürekli fakirin üzerinde politika, siyaset. Ben hakkımı hiçbirine helal etmiyorum. Peki abi, sen dedin ya Müslüman bir ülkeyiz. Evet. Bu ülkede din üzerinden insanlar yönlendiriliyor mu? Din sömürüsü var mı bu ülkede? Din sömürüsü olmaz mı dedim ya, din sömürüsü var dedemin bana öğretmiş olduğu dinle, benim öğrenmiş olduğum dinle şu an din arasında dağlar kadar fark var. Yani kendine göre yontuyor. Yani bugün bir Diyanet İşleri Başkanı çıkıp da faiz haram değil diyor. Evet. Ama ben dedemin yanında okuyan o şimdi 80-90 yaşında onlar, arıyorum hocam diyorum, böyle bir şey var. Bakma sen bunlara diyor. Senin deden diyor 50 yıl evvel bugünü bize anlatırdı dedi. Kur'an-ı Kerim'de her şey apaçık var. Her şey Kur'an-ı Kerim'de var. Medine Sözleşmesi'ni biz yerine getirmiyoruz. Bizim adımız Ömer, Hasan, Hüseyin, Muhammed, Ahmet. Biz o görevleri yerine getirmiyoruz ama Hans yerine getiriyor gavur. Hazreti Ömer'in sözleşme, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatu vesselam'ın çizmiş olduğu o sözleşmeler şu an Medine Sözleşmesi şu an Avrupa'da uygulanıyor. Gavur uyguluyor. Yani gavur Müslümanı savunuyor. Var mı böyle bir şey? Peki gerçek Müslümanlar dinine niye sahip çıkmıyor abi? Ya, niye böyle millet sakız ediyor? İşte sakız ediyor dediğim gibi. Yani şimdi bu TikTok diye bir şey var. Şimdi oraya ben sosyal medyaya bakıyorum. Z kuşağı dedikleri sadece küfür üzerinde prim yapanlar var. Yani birbirine küfür ederek, yani bizim dinimizi yok etmeye çalışıyorlar. Her şey normalmiş gibi, o küfürler her şey bize normalmiş gibi gösteriliyor. Ayrıca Rütük'e defalarca ben kendim bizzat aradım ya. Aşk-ı Memnu diye bir dizi çıktı biliyorsunuz. Yani insanları orada biliyorsunuz nereye yönlendirdiklerini. Şimdi işte sadakatsız bilmem ne din diye bir şey kalmadı hemşerim. Vallahi yok ya. Peki abi, Aşk-ı Memnu'yu şikayet etmişsin, evet, ya. Evet. Mesela televizyonda tecavüz sahneleri var. Baldızına, bilmem neyine, kızına tecavüz eden. Bunları da şikayet ediyor muyuz? Bak o gün sadakatsızı 3 sefer, 4 sefer şikayet ettim. Sadakatsız var ya. Adı bile meymenetsiz. Yani şimdi ne diyor? Teşvik ediyor insanları. Evet. Yani diyor ki tamam, senin çok affedersin kocan yaptıysa buyurun sen de yap. Belki kocası bir nane yemiştir ya. Belki yanlış bir bilgi vardır gitme. Ha erkeğin erkeği de biz karşıyız. Hani erkeğin de o işi, yani çapkınlığın yapmasını, ona da karşıyız biz. Ama eskiden Mardin'de ben burada yaşıyordum. Mardin'e gittim mesela, kendi memleketimi anlatayım. Din neden bu kadar şey oldu? Önümde şöyle dar bir sokağa girdim. 70 yaşında yaşlı bir teyze vardı ve o yaşlı teyze sırtını duvara dayadı. Benim geçmemi bekledi. Sonra gittim bunu neneme, rahmetlik neneme sordum. Oğlum dedi, bir erkek bir kadının arkasında geldiği zaman çok affedersin orasına burasına bakmamalı. Eskiden niye bu kadar şey yoktu, ölüm yoktu, bilmem ne yoktu. Şimdi abi her şey serbest oldu. Medine Sözleşmesi lazım bize. Getirin abi, din mi diyorsunuz? Getirin abi, İstanbul Sözleşmesi'ni istemiyoruz. Bütün aileleri dağıttınız. Şu an ne oluyor? Bir tokat atan karısına gidiyor 4000 lira para veriyor. Her şey para olmuş. Din, iman, her şey para olmuş. Peki abi, sokaklarda kadınları dövüyorlar, öldürüyorlar, boğazını abi kesiyorlar. Abi işte ona da karşıyız. İşte bak şimdi önce bir araştırsınlar. Bize psikologlar lazım. Paradan önce zaten o kavgalar niye çıkıyor? Hep maddi geçimsizlikten, sıkıntıdan, bilmem şuradan buradan geliyor. Önce bir aile kavga ettiyse bir psikolog ver abi. O bir psikolog ata oraya. O psikologla onları eğitin, bilmem ne yapın. Yani hemen bıçakla bilmem ne kadını kes doğru. Olmaz bu. Vahşet biz neredeyiz ya? Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.